şu anda görüyorum ben ekranda. <laughs> Aşkım vallahi vuruyordum bak. Yeni serideyim şu an. Yapma vallahi yapma. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de yeniden başladığımız serinin ikinci bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar beceriler ve e-postalara bakacağız. Ondan sonra yük taşıyacağız. Öncelikle en son taşıdığımız yükten sonra bir tane beceri puanımız geldi. Bunu nasıl kullanacağız sizlere onu gösteriyorum. Beceriye bastık sağ üst taraftan. Bakın burada mesafeleri gösteriyor. Yani buradan seçtiğimiz şeyler bize ek olarak ödül vermiş olacak. Ben buradan tam zamanında teslimatı seçmek istiyorum. Çünkü tam zamanında her zaman teslimat yapacağım için ücrette de artış olacak. Tam zamanında teslimata öncelik vereceğim. Ondan sonra da buradan yavaş yavaş sizlere göstereceğim. Uygula dedim. Daha sonra e-postadan bakın burada son model skaner çekicilerin olduğu galeriyi bizlere gösteriyor. Paraya mı ihtiyacın var biz yardımcı olalım diyor. Bankadan kredi para çekebiliyorsunuz. Bu şekilde tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar bakiye çekebiliyorsunuz arkadaşlar. 2 milyon çekemiyoruz. En fazla 643 bin TL para çekebiliyoruz. Bunları da Scania tırımızı alabiliriz ama şu an almayacağım. Neden almayacağım? Çünkü şu anda Scania alırsam eğer motorunu güçlendiremeyeceğim. Seviyem yetmediği için birazcık daha yük taşıyacağım. Hem de kaza falan yaparsam bana girmesin abi. Servis karşılıyor. Benzin parasını da karşılıyor. Mazot parasını da karşılıyor. O yüzden bu şekilde ayarladıktan sonra beceriyi bakın buradan tekrardan iptal edebiliyoruz mu? Ona bakacaktım. Yok iptal olmuyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan nakliye piyasasına giriyoruz. Tek seferlik işe girdik. Bakalım bize en uygun, en pahalı rot hangisiymiş? Buradan nereye gidiyoruz efendim? İstanbul'dan Edirne'ye Volvo ile bir yükümüz var. Volvo'yu severim abi. 200 kilometrelik bir yolumuz var. Yani ücret olarak en pahalısına ve yol olarak en kısasına bakmaya çalışıyorum. 23 bine 200 kilometreye en kısa yol ve en fazla ücreti işe al diyerek alıyorum. Yeni tır hemen almanızı önermem sebebini biraz daha daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın birinci sebebi direkt yük hazır halde geliyor. Mazot harcamıyorsunuz efendim. Koltuk ayarınızı her seferinde yapmanız gerekiyor. Bu kötü bir şey. Yani otomatik kaydetse güzel olacak bu şekilde. Ben ayarlıyorum bakın. Koltuk ayarını bu şekilde her defasında yapmanız lazım arkadaşlar. Bir tık da şunu şöyle aşağı indirdik mi? Benim için yeterli. Şöyle koltuğumuza da oturalım arkadaşlar. Vallahi bu seriyi sevdiğiniz için mutluyum. Baya bir ilgi oldu bu seriye. Bu videoya da 1000 like gelirse çok sevinirim. Zaten hemen çok hızlı bir şekilde geliyor. Şu anda 1.37 Public Beta'da oynuyorum. Camları açabiliyorum bakın bu şekilde. Onun da videosunu izlemek isterseniz açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Aç abi, aç abi götüreyim ben bu yükü. Şöyle kapatalım camları. Hadi abi. Motordan ses geldiğine bakmayın. Bende bir sıkıntı var. Hala çözemedim bunu. Hangi moddan kaynaklanıyor bilmiyorum. Bir tane modu unutmuşum. Diğer profillerde böyle bir sıkıntıya başladı. Böyle ses yapıyor. Hasarımız yok ama ses yapıyor. Bu arada kaza yaptığınızda servis karşılıyormuş mazot parasını da servis karşılıyor. O yüzden tır almak için çok acele etmeyin. Hem de biraz seviye kasın. Bu kaç beygir acaba? Bir ona bir bakmak istiyorum. Kaç beygir veriyorlar bu tırları bize? Volvo şurada yazması lazım. Şurada bir yerde. Bu düşük herhalde bunun beygiri yazmıyor abi. 360 beygir mi bu? 480 beygir mi? Ben göremedim arkadaşlar ama. Serviste görebiliriz herhalde onu. Şurada bir yerde normalde yazıyor kaç beygir olduğunu da logosunda. Neyse. Stop ettirdik bakacağız derken. Haydi bakalım. Bu serinin devamı, seri bir şekilde gelsin diyorsanız, hızlı bir şekilde gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayalım efendim. Hemen yükümüzü götürüyoruz. İstanbul'dan Edirne'ye doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi püf noktalarına dikkat edeceksiniz. Multiplayer oynamanızı bu şekilde tavsiye etmem. Eğer multiplayer oynamak istiyorsanız. Hani multiplayer de ben yapacağım diyorsanız. Onu şeyle yapın artık. Yani yeni bir profil açın. Save para ilesi yapın. Save indirin. Hazır profil indirin. Öyle oynayın. Ya multiplayer de gelişemezsiniz. Çünkü gelen giden çarpıyor falan problem. Yani tır alacaksın da. Tamir ettireceksin de falan. Abi dayanmaz ya, yani, para dayanmaz. Bir takla attırıyorlar. 100 bin çat diye gidiyor arkadaşlar. Valla borçtan batar gidersiniz. Bakalım nasıl olacak. Uzun bir sürenin ardından yani belki 5 yıl. Boyun ne zaman çıktı? Çok eski yani. Boyun çıktığında ben sıfırdan başlamıştım bir daha da başlamadım. Düşünün. <laughs> yani şey olarak düşünün. Hani oyun çıktı. Bir sene boyunca ben sıfır profille oynadım gibi düşünün. Ondan sonraki seneleri normal oynamışım. Yani kaç yıldır oynamıyorum en azından oyun çıktığından beri. İlk defa bir profil açtık sıfırdan başlıyoruz. Seri baya güzel izlendi. ilk bölüm çok güzel izlendi. Eğer ikinci bölümde çok güzel bir izlenme alırsa ben YouTube'da ona ayrı bir playlist açmayı düşünüyorum. Yani birinci, ikinci, üçüncü bölüm diye. Onları bulacaksınız hatta ben videonun açıklama kısmına da yazarım olmazsa veya başlığını yazarım Hani bölümleri Bölüm bölüm gideriz Kaçırmazsınız hem Bir yerine yazarım arkadaşlar oradan takip edersiniz YouTube'a da dediğim gibi playlist açtım mı Orada mesela Yeni ETS yeni seri diye Yeni Sıfırdan başlama serisi diye oradan takip edebilirsiniz dur, dur bakayım buradan nereden gideceğim diyor Burada bizi buraya soktu ama bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Abi bak işte GPS böyle şeyler yapıyor bak bu oyunda. Buradan sokuyor, oradan çıkarıyor falan filan. Kantara uğra diyor bak şimdi. Kantara gireceğiz. Bunlar şimdi 12 vites olduğu için ben alışmışım 6 vitese kaldıramıyorum bazen tırı. Şimdi burada durmanız lazım. Bunları mutlaka uymaya çalışın. Yani burada durun. Çok fazla oyalanmayın tabi. Hızlı hızlı yaparsanız çok daha fazla bir şekilde para kazanacaksınız. Hangi hangi anlamda? Hem yükünüzü zamanında götüreceksiniz. Hem de diğer alacağınız yükü daha çabuk alacaksınız fazla oyalanmayın sağda solda mazot zaten genelde full geliyor fulle yakın geliyor Hani götürebileceğiniz kadar geliyor bakın yarım depo mazot var şu anda görüyorum ben ekranda <laughs> Aşkım vallahi vuruyordum bak yeni serideyim şu an yapma vallahi yapma bak lütfen Şey şeydeyim Yeni serideyim Allah aşkına Valla kaza yaptırma Şu an şeyde oynuyorum Sıfırdan başladım profile Kesme yok, lastik kesme yok. <laughs> yok, kesme yok. 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 Şey. Nasıl sürüyorum? Çok güzel. Ya. Merhaba. Hiç param yok ama bak. 38.000 TL param var. sıfırdan başladım oyuna. Ay o benim çarpma param. Olsun. Güzel seri ben bunu seviyorum. Şimdi yavaş yavaş ben gidiyorum böyle. Varmış. Bak. Patatesler kızarmak üzere. Ben yerim artık sana kolay. Aa arkadaşlar patates. Ayşe. Sağ çeksem olur mu? Sağ çeksem olur mu? Önce yük. Önce yükü götürmem lazım. Hedeften şaşmayalım. Önce biz yükümüzü götürelim arkadaşlar. Bu arada single player'ın en güzel rahatlığı mesela Ezgi de az önce dur bir dakika vitesi kaça attık abi? Vallahi vitesi bir şey attım boşta gözüküyor ama gidiyor. Yo gitmiyor. Allah geriye attık oğlum neler yapıyorum? Ezgi bir geldi kafamı karıştırdı ya. Heh. Arkadaşlar şey diyecektim. Ee, Single'ın en güzel yanı mesela F1'e bas yemeğini ye gel işte ihtiyacını gider gel mis mükemmel şu anda beta'da oynuyorum public beta'da devam ediyorum oyuna 1.37 Şöyle biraz zorlayalım ya biraz hızlı gidelim çok yavaş kaldık Bir tuşu vardı abi ona bastığımızda ikişerli geçiyor vites de onu yani 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde gidiyor şu anda. Tuşa bastığınızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde gidiyor. O tuşu ben ayarlamamışım. O yüzden beceremedim şu anda onu. Çünkü şu an 1, 3, 5 ağır yük taşıdığınızda kullandığınız yarım vites diye geçiyor galiba. 1, 3, karıştı öyle. Ben çok bilmiyorum da hani çok ağır yük taşıdığınızda onu kaldırıyorsunuz abi. İkinci viteste değil de birle kalkıyorsunuz. Hani öyle biliyorum. Ama birle kalktığınızda üçe mi atıyor direkt yoksa ikiye mi çekiyorsunuz tekrardan? Hani tekrardan ikiye geçiyordur herhalde değil mi? Çok ağır yük taşıdığınızda sistem gerçek hayatta yani gerçek tırlarda hani öyle olması lazım herhalde. 1 2 3 diye gidiyor galiba. Mesela mandalı çekiyorsun, birle kalktın. Mandalı indiriyorsun, 2'ye attın. Mandalı çekiyorsun 3'e attın öyle mi oluyor yoksa Mandalı çektin 1'e attın Mandalı ellemiyorsun bir daha atıyorsun 3'e geçiyor direkt 2'ye geçmiyor pas geçiyor ya öyle mi oluyor veya Yoksa o 2'ye atmamız mı gerekiyor illa çok ağır yüklerde Anladınız mı arkadaşlar çok karıştı biraz ama olsun Evet yükümüzü götürüyoruz bakalım kendi tırımızı Ne zaman alacağız bu arada ee Şimdi ben bu oyunu yıllar önce ilk defa oynadığımda yeni profilde ee, o zamanlar çok daha farklıydı. Volvo'nun bile lisansı falan yoktu. Hani oyunda değişimler olmuş olabilir. Yeniden başlayınca mesela bankadan kredi çektiğinizde tabii ki çok daha fazla bir para kazanacaksınız. Bunu ben e, videonun başında söylemeyi unuttum bu arada. Şimdi kendi tırınızı kullandığınızda evet kaza riskiniz var. Mazot parasını kendiniz veriyorsunuz. Ee, gişelerden geçtiğinizde HGS parasını kendiniz veriyorsunuz. Ama kendi tırınızda çok daha fazla paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir avantajınız var. Eskiden mesela e, şehirlerdeki, ülkelerdeki garajları almak için tek tek orları gitmeniz gerekiyordu. Şimdi artık öyle bir şey gerek kalmadı. Direkt paranız varsa menüden satın alabiliyorsunuz harita üzerinden tıklayıp. Mesela bakın bunları böyle değerlendireceğiz. 5 tane çekiciniz olduğunda eğer o şehre gitmeden Online internet üzerinden alabiliyorsunuz. Oyundaki sistem öyle yapıyor. Mesela Scania galerisi keşfedildi diyor ya bana. Benim Scania almam için Scania neredeyse mesela İstanbul'da galerisi var diyelim İstanbul'a gitmem gerekiyor. Ama 5 tane tırınız olduğunda mesela ben Edirne'deyim İstanbul'a gitmeden hemen oyunun menüsü üzerinden internetten yani galeriden hemen sipariş verebiliyorum. Öyle bir olay var garajları büyütmemiz gerekiyor. Çünkü tır kapasitesi belli. Bakalım oyunu ben nasıl geliştireceğim? Şu an biraz düşünüyorum. Sizlere videolarını, videolarını yetiştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Güzel bir seriye başladık. Siz de beğendiniz ilk videoyu. Bakın ben buraya mesela hız kaybetmeden şu şekilde girdim. Kantar'ı... Ah Kantar diyor. Ben onu yeni fark ettim. Valla o yeşili görmesem geçiyordum. Sağ tarafı okumadım çünkü. Kantar'da duralım. Evet. Bak tam durmadan... Tam durmadan devam ettim. Şu an herhangi bir mod kullanmıyorum. Oyunun grafikleri sadece değişiyor. Hava modu, grafik modu kullanıyorum. Onun haricinde para hilesi, işte tır modu, dorsa modu falan çok para verdiren montlar hiçbir şey kullanmıyorum. Yani oyuna sıfırdan başlama şeklinde oynuyorum. Yani bildiğiniz hile hurda hiçbir şey yapmadan oyunda elimizden geldiğince gelişmeye çalışacağız. Bakın 11. vitesle şu an acı çekiyor. Küçültmem lazım ama Tamam yedi şu an aldı iyice. Aldı aldı şu an iyice aldı. Bu serileri mutlaka atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz hem böyle keyif alırsınız hem de sıfırdan başlayan arkadaşlarımız bayağı varmış. Onlara böyle fayda olur. Bak şimdi ben 12'ye atabilsem daha hızlı gideceğim de 12'ye atamıyorum. Dırt yapıyor. Ya ben sola geçeceğini sandım seni emniyetten geçtim. Edirne'ye geldik. Bakın şimdi şöyle boşa atayım vitesi. Oo, kırmızı. Kaça atayım? 5'e attım. Doğru. En doğru vitesi atmışım. Bakalım. 1.37'yi de heyecanla bekliyoruz artık public beta'dan çıkmasını. Ne zaman çıkar bilmiyorum ama biraz daha hata düzeltmeleri falan yapılıyor galiba. Hani benim tahminim 1-2 hafta önce çıkar. Yani bu ay bitene kadar çıkar herhalde arkadaşlar. Tam emin değilim. Edirne'ye geldik. Yol veriyor. O da ona yol verdi. Bana yol vereceğim mi? Ben geçiyorum seni abi. Eyvallah. Evet tam zamanında teslimatımızı yapıyoruz. Bakın buradan göstereyim. F6'dan. 6 saat 13 dakikam var. Daha uyuyabilirim. Ben bu arada uykusuzluk etkisini kapattım. Hani uyumak istemiyorum. Çünkü gerek yok abi oyunda uyumaya. Belki açarım. Hani gerçekçi olsun aç diyorsanız açarım arkadaşlar. Böyle çok uzun yolculuklarda ihtiyaç olabilir ama çok uzun yolculukta böyle bir saat falan sürer videoda. Hani alır mıyım o kadar uzun yolculuk bilmiyorum. Yani o etkiyi açabilirim bir dahaki bölümde. Neden açabilirim? Hani uyumazsak ne oluyor? Ekran ne kadar kararıyor? Acaba kaza yapma şansımız var mı? Şimdi ona güncelleme gelmiş olabilir. Yani oyunda uyumamız da gerekiyor. Uykusuzluk etkisini açayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hani uykusuzluğu açayım mı? Uyusun mu şoförümüz? Onları yazın abi. Tamamen gerçekçi olsun ama trafik cezalarını açmayacağım. Ya yani o gerçekten açarsam hız cezasını Sürekli yazacak bana. Sürekli hız limitinden ceza yiyeceğim. Bu arada bir arkadaşımız sormuş. Burada bende yeşil çıkıyor. Sen direkt gidiyorsun yanaşıyorsun demiş. Arkadaşlar bunun ayarı var. Oyun ayarlarından ayarlıyorsunuz. Direkt ben ortadaki seçeneği seçtim. Ne zor ne kolay. Buraya yanaşıyorsunuz. Üzgünüm acelem var diye bir seçenek var ama onu seçmedim. Oradan puan vermiyor. Ben bunu seçtim. Geri geri yanaşarak falan 2 saat uğraşmak istemiyorum. Kolay yere park ediyorum abi. Evet yükümüzü getirdik T'ye basıyoruz ayırıyoruz el çekelim şöyle. Evet 200 kilometrelik büyük yük getirdim 23 bin para verdi bakın artı bir de e, tecrübe ikramiyesi verdi ben az önce seçmiştim 309 daha onun seviyesini yükselteceğiz. Şu anda seviye 1'deyiz daha devam et diyoruz. Buradan çekici galerisinden tır alabiliyorum mesela burada Scania var çevrimçi olarak bakın alamıyorum 5 tane tırımın olması gerekiyor. Buradan galeriye git Öyle alacağım falan. Zaten param yok. Alsam da modifiye edemiyorum. E-posta gelmiş. Bakalım. Ee, şoför arıyor, arıyoruz diyor. İş başına 31 bin kadar. Yani gerek yok abi şu anda. Kendi para, e, şeyimle zaten daha fazla para kazanacağım. E, tırımda daha fazla para kazanacağım. Ama şu an biraz biriktirmem gerekiyor. Kazıklanmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz daha bir para biriktirdikten sonra kredi çekip. Bir de seviye yükselttikten sonra kredi çekip tırma alıp daha çok para kazanacağım oyunda. İnşallah seviye birim çünkü daha. Bu videolar, bu seriler bu şekilde devam etsin mi? Like atalım abi, yorumlarımızı yazalım. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.